Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı nefis bir fırın yemeği tarifiyle geldim. 5 adet patlıcanı yıkadıktan sonra alacalı olacak şekilde soyalım ve ardından ortadan ikiye bölelim ve ikiye böldüğüm kısımları da şöyle ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimledim gördüğünüz gibi. Ardından yağlı kağıt serdiğim fırın kabına sıralıyorum. Dilerseniz bunu kızartarak da yapabilirsiniz ama ben daha hafif olmasını istediğim için fırında yapıyorum bu aşamayı. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Sadece zeytinyağı ve tuz ekleyeceğim. Zeytinyağını ekledikten sonra şöyle fırçayla her yerine gelsin diye dağıtıyorum. Ardından tuzu ilave edeceğim. Diğer tarafta fırınımı 200 derecede ısıttım. Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar 200 derecelik fırında pişireceğim. Kıymalı harcımız için geniş bir tavaya bir miktar zeytinyağını alalım. 400 gram kadar kıyma kullandım. Kıymayı tavaya aldıktan sonra suyunu salıp çekinceye kadar şöyle pişiriyorum. Suyunu çektikten sonra üzerine bir adet büyük boy soğan yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu ilave ediyorum. Soğanlar biraz bu şekilde kavrulsun. Hafif dirilikleri kaybolduktan sonra üzerine bir diş sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsağı çok uzun süre pişirmiyorum. Soğan kadar kavrulmayı sevmediğini düşünüyorum sarımsağın. Sarımsağı da küçük bir şekilde dilimledikten sonra kavurmaya devam ediyorum. Ardından üzerine bir yemek kaşığı salçayı ilave edeceğim. Salçayı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Salçayla birlikte de kavrulduktan sonra dilerseniz domates de ekleyebilirsiniz. Ben domates sos eklemeyi tercih ettim. Şöyle göz kararı bir miktar ekledikten sonra Biraz daha eklediğim takdirde daha iyi olacağını düşündüm. Ortalama bir su bardağına yakın domates sos ilave ettim burada. Üzerine tuz ve baharatları ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ve pul biber ekledim. Damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Şöyle bir iki dakika kadar pişirmeye devam ettikten sonra kıymalı harcımız hazır. Bir iki dakika diye şöyle 2-3 dakika kadar dersem daha doğru olacak. Kıymalı harcımız hazır olduktan sonra patlıcanlarım da yumuşadı ve fırından çıktı. Yuvarlak borcamın tabanına ilk olarak bir miktar patlıcanı sıralıyorum. Üzerine hazırladığım kıymalı harcı ekliyorum. Dağıtıyorum. Dilerseniz patlıcanların tamamını tabana sıralayarak üzerine kıymalı harcı ekleyerek de fırına verebilirsiniz. Ben böyle iki katı patlıcanları sıralamak istedim. Ortasında da kıymalarcın kalmasını istedim ve son olarak da dilimlediğim biber ve çeri domateslerle süsledim üzerine. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz kendi zevkinize göre. Bu şekilde sunumu daha güzel oluyor bence. Ayrıca sos hazırlamadım çünkü kıymalı içerisine içerisinde yeteri miktarda domates ve salça var. Sıcak suyu üzerine gezdirdim. Daha sulu seviyorsanız şöyle üzerine görünecek kadar gezdirmem yeterli oldu ve 200 derecelik fırına gönderdim. 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişmesi yeterli oldu. Şöyle servis ettikten sonraki halinde sizlere gösterdikten sonra yavaştan veda edeceğim. Lokum gibi oluyor ve kızartma telaşına girmeden hazırladığımız için hem daha pratik hem de daha hafif oluyor. Denediğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.